Merhaba YouTube, Walkie Talkie kanalına hepiniz hoş geldiniz. Diablo'nun 10. bölümüyle karşınızdayız. Barbar serimize tam gaz devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Kısaca ondan bahsedeyim. Bu bölümde arkadaşlar biz bu şey kısımlarındaki dungeonları hiç açmamışız. Bir sürü dungeon var, side questler var. Birazcık onların üzerine yöneleceğiz. Ona göre de birazcık grind yapacağız açıkçası. Yayın dışı da yapabilirdim bunu ama direkt bütün ilerlemeyi canlı YouTube'da da sizlere aktarmak istediğimden dolayı grind'ı da sizlerle beraber yapacağım. Şimdi dostlar en son bir level almıştık. O leveli verelim artık, levelde sıra ultimize geldi. Ultimize vereceğiz. Ultide arkadaşlar bu build'de kadimlerin çağrısını kullanacağız. Bunlarla hiç işimiz yok. Burada ne veriyor? Kadimlerin çağrısı. Hemen ultimizi verelim. Şuradan da bir göz atalım. 48 saniyede bir atıyoruz bunu. Hasar hava nasıl artıyor? Savaşta sana yardımcı olması için 6 tane 3 tane şey 6 saniyenin 3 tane kadim çağırıyoruz. Bunların hasarları da bunlar. Biri Whirlwind hasarı veriyor, biri yerden veriyor vesaire vesaire. Onları da devam edeceğiz. Arkadaşlar oyunda kayıt dışı az önce sizlere söylemem lazım. Bir şeyle uğraştım ama bulamadım. Bilenler mutlaka yorumlara yazsın ama yorumlarını yazdığında ben öğrenmiş olabilirim. Büyük ihtimal buna bakacağım yarın kayıtlardan sonra. Şimdi benim şöyle bir sıkıntım var dostlar. Burada skill'lerde gördüğünüz gibi mouse'la üzerinize geldiğinizde hangi skill'in cephanelik seçimi olarak hangi silahı kullanacağını program şey oyun otomatik seçiyor. Mesela atılma darbesinde rezalet ve ceza, yani şu itemi seçiyor. Bu bir gürz. Ezici bir damage'i var. 493'te hasarı var. Ama Whirlwind'de ben bunu seçmesini istemiyorum abi, rezalet ve cezayı. Yani çünkü ben burada iki tane legendary itemim var. Bir tane burada var. Çift kesici okey. Ama şunların ikisini kullanmak istiyorum. Bunların 350 saniye başına 224-220 hasarları var. Diyeceksin ki oyun otomatik olarak hasarı yüksek olanı buraya seçiyor. Ama şöyle de bir şey var bak, bunun üzerine geldiğimizde cephanelik seçimin altında kendin hangi tipi seçebileceğini otomatik seçmede duruyor şu an. Diğer seçenekler de var. Sanki ben burada bir klavyede bu tuşa bassam, bir şey yapsam, onlar arasında geçiş yapıp seçebileceğime inanıyorum. Basıyorum tuşlara ama taba basıyorum. Aa, tab değil. Ya yani tekerleğe basıyorum, değişmiyor. İleri geriye basıyorum. Aa. Ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Dolaylı olarak benim burada ne kadar legendary itemim olsa da halen ben bu sarı gürzle döne döne kahrolduğum şeklinde ilerliyorum. Şimdi taş takın dedik. Taş takalım. Kırmızılar vücudumuza takılacak. Hadi takalım elimizdeki kırmızılardan birini. Buraya taktım, birini buraya. Kırmızılar ne veriyor abi vücutta? Maksimum can veriyor. %2,5, %2,5 canımızı arttırdık. 546. Bu maviler de critical hit damage veriyor silahlarda. Ne yazık ki bu silahı kullandığımız için bunlara taksam da bunları kullanmıyor abi. Ya taksam ne olacak? O yüzden takmıyorum. Ne yapıyorum? Ben bunları götürüyorum evime. Çantama koyuyorum. En azından zırhıma kırmızıları taktığım için canım birazcık arttı. Bunları direkt çantaya yollayıp kaldığımız yerden bölümlere devam ediyoruz dostlar. Bu arada damage yedik mi? Üstümüzde onarılacak bir şey var mı? Onun için de kısaca. Blacksmith'e, demirciye gidelim. Şurada bakalım, onarılacak bir şeyimiz de yok. Gayet temiziz. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi zindanlara birazcık göz atmamız lazım çünkü. Bitirmediğimiz çok zindan var. Ulan bitirdiğimiz zindanlara yeşil tik atıyordun. Ne oldu? Oyunu kapatıp açınca veya bir gün geçince bu yeşil tikler kalkıyor herhalde dostlar. Bakın şu yanında sarı olanlar ilk tamamlamada ödül verir diyor. Tamamlanıp tamamlanmadığını gösteriyor. O yüzden burada şu tamamlanmamış, hemen onu tamamlamaya gidelim.
Bu arada bunlardan Codex of Power düşüyor demiştim ya size. Bunları silahlarınıza takabiliyorsunuz. Sarı itemlerinizi legendary falan yapabiliyorsunuz demiştim. Hatırlıyorsunuz. Onlar şimdi mesela burada ben barbarım. Ama bu dungeon'ın verdiği şey gördüğünüz gibi druid. Hiç fark etmez. Yani bunu sizin şeyinize atıyor. Buraya güç rehberinize atıyor. Burada kendi sınıfınızı görebilirsiniz böyle. İki tane var mesela. Diğer druid karakteriyle oynarken de bir daha onu açmak zorunda değilsiniz. Oradan seçebiliyorsunuz. O yüzden farmlamak önemli. Gelin bu dungeon'a beraber gidelim. Bu arada dungeon sayımız kaç ona da bir bakalım. 23'e 7. Ne oluyor lan kapıda? O daha kapıdan yeni çıktı. Haydi bakalım. O ama çift el silah da bana yardımcı olun yani. YouTube. Yayındaki arkadaşlar şu an bilemedi. Birkaç arkadaşa da sordum. Cevap çıkmadı. Biz buraya yapmıştık missionlarda ya. İlk zirve zindanı seferi tamamlandıktan sonra ikinci dünya akademisi. Okey abi. Biz biraz dungeon yapalım. Bu neymiş? Adalgrim'i katlet ve kapı anahtarını al. Tamam, hadi bakalım. Yalnız epey karanlık değil mi ya buralar? Bu zindan. Süper duruyor. Kimse yok derken. Böyle aşağı gideceğim. Burası bitti mi? Bundan bir şey düşecek bence dostlar. Haydi bakalım devam. Kritiği kırmızıyla yapsaydınız. Turkuaz biraz şey değil mi? Bu arada şeyler de level atlamış. Onu da unuttuk dostlar beyze. Bu dungeon'ı tamamlayınca ona da mutlaka bakalım. Bunları upgrade etmemiz lazım. Çünkü artık çok işimizi görmüyor. Şu benim ulti nasıl çalışıyor? Bir ulti atalım. Saniye mi sadece? 6 saniye çok az ya. Fuck.
Karılardan bir şey çıktı mı çok merak ediyorum. Chest iyi abi. Chest iyi. Chest'i takıp üzerindekini değiştirmem lazım. Chest'i taktım. Ayak, botlar iyi. Yüzük, yüzük de level olarak iyi. Dirençler iyi. Şanslı vuruş ihtimali var. Yüzük de iyi abi. Üstümdekine göre. Eldivende durum ne? Birebir aynı mı lan eldiven? Artı 9 zeka burgacı arttı bir arttırıyor. O yüzden bunu bırakamam. Zaten alakası yok. Okey. Kapının kilidini açacağız. Açalım abi. Çocuklar bir durun be. Oğlum ben bu kapılardan geçmemiş miyim ya? Nasıl ulaşacağız bu tarafa? Ha şuradaymış, yukarıdaymış ya. Buldum buldum. Aynen burada dostlar. Oy, benim adamlar çok sağlam vuruyor. 6 saniye ama çürütüyorlar yani. Kayıtta sorun yok değil mi? Okey. Toplanın bir öyle kesin diyeceğim de boss içerisi. Sizi bir temizleyeyim. Benim şeyler çok felaket. Ulti. Bu arkadaşlar felaket. Çıkardım mı yıkıyorlar ortalığı. Uğursuz kat mı? O ne demek lan? Oğlum deme içemiyor lan bunlar. Whirlwind damage vermiyor. Neden? Çünkü silahını seçemiyoruz dostlar. Verdikleri itemlerde bir şeyler var mı diye bakıyorum ama yok. Benim adamlar dehşet vuruyor ultidekiler. Çıkardımı çürütüyorlar hemen.
Oy, oradan oraya zıplıyormuş bu. Ölüyordum. Az daha yatırıyordu beni. Doldur abi it dedi. Odaya gireceğiz. Elit bu. Seçkin yazıyor. Bakalım elit neymiş. Ya şu elitlerin cambarının şeyi değişik olsa da birazcık dostlar. Yani olmamış ya. Bira bak. İblisin yüreği. Okey abi. İyi yayınlar dayı. Yakuza hoş geldin. Dostum. Level mi? 130 gerçi. Sağlam eldivenler sağlam çıkmıyor dostlar. Aha çıktı yalan bu sefer. Lukaç'ı bir arttıran bir şey var ama zeka veriyor bu da ya. Öbürü STR veriyor. Yok ya güzel değil. Yok ya almıyorum. Boss odasına geldik sonunda. Toprağın belası. Selamun aleyküm. Diablo musun lan sen? Ne o öfürükler? Yarı cana indirdik abi boss'u da. Çok kolay be. Doyumsuz yüzük kilidini açtım. Güç rehberinde görüntülemek için Y'ye bas. Evet arkadaşlar. Druid için bir şey daha açtık. Ve buradan çıkalım. Bir dungeon daha tamamlamış olduk. Dungeonların şöyle başına gelmek istiyorum. Güzel. Dungeon sayımız kaç oldu?
8 oldu. Okey, tamamlamamış neler var? Şurada bir tane var. Barbar için hem de şanslı vuruş parçala. Okey abi. Yapalım onu da. Bu bölüm dungeon bölümü oldu. Üzerimizde item var mı ya? Var. Üzerimizdekileri kıralım. Father bless. What do you need? Taş çıkarmayı burada yapmıyoruz. Onarım yapıyorum abi sen. Şunlara level aldırabiliyoruz mu? Haydi devam edelim. Metelik de vermedi lan bu dungeon. Dungeon'mış. Şurada bir tane var. Bir görev daha. 8 tane yapmışız. 23 tane de. Bu bölüm 2 tane daha yaparsak en azından 10 olur orası. Burayı da yapalım. Selamlar dostlar. Bu dungeon'ın olayı nedir? Anlatın bana. Bir yudum su içsek. Eşkıya gözeticileri katlet. 3 tane eşkıya gözetici varmış. Dungeon gibi gözüküyor. Ama burasının dungeon'la alakası yok gibi dostlar. Nasıl bir dungeon? Açık alanda. Değil mi? Ben, tavşan falan dolaşıyor. Yani mağara mı bura şimdi? Otlar falan var. He? Zindan burası. Enteresante. Öleceğiniz mi? Sen de öl. Aslan. Ooo, entlerin mekanı. Arkadaşları çağırayım, sivişsinler. Bu arkadaşlar çok iyi vuruyor ya. Çok sağlam vurdu, amel defterimi kapatıyordu yalnız. Çok sağlam vurdular. Nefesimi kestiniz hocam. Abi o fear ne ya? Gel hadi fear. Arkadaşları çağırayım mı? Legendary. Legendary ama yine oradaki kılıçlara geldi dostlar. Bundan 25 fazla, bundan 40 fazla. Bunu değiştirelim. İç sakinliğin kafatası. Haydi devam. Zaten kullanmıyor onları. Ya da kullanıyor mu bilmiyorum ki yani. Onu çözeceğiz. Şu tuzak mı lan? Dostlar şurada bir boss açayım ben size. Şöyle bir temizleyeyim sizi seri. Nereye gidiyoruz ya?
Dungeon biraz garip bir dungeon. Toplandınız mı kalabalık? Gelin bakalım. Yani. Bu ne lan? Burada bir boss daha var. Altında hurdaya dönüştürüldüğünde yeni görünüm kilidi açar diyor. Benimkinde niye abi? Savaş narasına artı bir veriyor bir kere ki. Abi zeka nedir ya? Alacağım o. Tamam zeka da lazım da yani. Barbara biz eski oyunlarda kesinlikle ve kesinlikle intelligence kasmayız abi ya. Hiç yani. Ve bitti herhalde bu oyun. Üçünü de kestik çünkü. İskelet Tepesi bölgesine. Toplanın çocuklar. Hepinize tek vurayım. Mermiden tasarruf. Var mı daha gelecek? Hazırsanız başlayalım. Oo sen yetkili bir abiye benziyorsun. Yatırdı mı? Öldüm öldüm. Hayır. Oğlum daha ölüyordum ha. Şaka maka yatırıyorlar da. Öldüm öldüm. Ha? Ne kurtuldu? Abi bu oyunda ne zaman ölüyorsun biliyor musun? Stun'ı yediğinde. Bu arada lifesteal de mi yok bunda ya? Hani gold find yok, magic find yok da. Lifesteal de mi yapmamışlar? Vardır da. Can çalma diye geçiyor Türkçesi. Ama görüyor musunuz? Ben bir ha, can ha, bu can yenilemesi abi. Bu ayrı bir şey. Bir de life on hit vurdukça öldür beni de rahatlayayım. Hadi bekliyorum öldür. Oo alta tuzaklar falan. Kundakçısın ha. Aslanım benim. Altınları niye toplamıyorsun demeyin sakın bana yorumlarda. Öyle bir dünya yok beyler. Hepsini toplayacak böyle tek tek. O kadar cimri olmayalım ya. Ayağımıza gelirse toplarız. Bak ya, niye kapatıyorsun orayı?
Bakalım var mı şeyler. Kapada var arkadaşlar. Artık geçmem lazım buna. İtem level olarak ciddi fark var aralarında. Artı %4 cooldown çok güzel bir rakam. Bunda bir şey yok. İskelet yapısını yok et. Bir tane unutmuşuz. O da burada galiba. Zindanda bitti. Zindanlar çok zorlamıyor be. Çok da uzun değil ya. Diablo 3'teki, 2'deki, Diablo 2'deki özellikle dungeonları hatırlayan var mı aranızda? Bitmezdi abi. O odadan bu odaya. Diablo 3'te de yani özellikle sırf onun için Sorcerer alıp Blink atardık. Oradan oraya, buradan buraya. Bitmez çünkü odalar arası. Evet, bir dungeon daha tamamladık. Ödülümüzü de aldık. Ve buradan da çıktık. Dungeonların sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Ona ulaştı mı acaba? Bakalım. 9 olmuş. Bir tane daha yapalım abi. Hemen hızlıca haritada. Side quest görürsek onları da alacağız. Dungeonları yapılmış sayıyorum. Ödülleri alınmadığı için. Şurada iki tane dungeon var. Şurada tek bir dungeon var. Tek dungeon'ı yapalım ya. Büyücülere özel bir şeyler veriyor ama gelin bakalım. Level atlamışız. Leveli de verelim. Buradan aşağı atlayabiliyor muyum? Helal be. Aha. Nerede benim adamım? Burada. Gel lan buraya. Yok abi, bu köy goblinleri bile fakir. Derken gittik oradaki standart bir adamdan legendleri düşürdük. Şunu alayım da ben. Bir bug olur, bir şey olur. Ne diyorsunuz? %73 item power'ı var. Yakındaki düşmanlara %8,5 hasarı var. Kitle kontrolü etkisindekilere %4. Hasar görmemişken artı 6. Hemen aldık. Üstümüze taktık. Devam ediyoruz. Dungeon nerede be o dungeon?
Aha. Bir daha. Oo. Gel buraya gel. Çantan çok büyük senin. Bunda bir şey var. Var onda legendary. Var ya. Çantam büyük dostum. Çizme hem de legendary. Benim iddiaya girelim ki çizmem legendary değildir. Zırhı düşük olabilir bir. Buna takılmayın abi. Şurada zaten baksanıza sol tarafta 3 tane şey veriyor. Stat. Sağda bir kere 4 tane artı 1. Çekirdek yetenek ile bir düşmana hasar vermek core skill yani core. Çılgınlığın süresini en fazla %34 ihtimalle bir saniye. O ne lan? %34 ihtimalle bir saniye. 3'te 1 ihtimalle bir saniye. Kritik olduğunda da 2'ye katlanır. Giydim abi. Şurada bir sarı var. Sarı yüzük bile üstümdekinden güçlü abi. Resistleri güçlü. Fiziksel hasar, şanslı vuruş, kritik hasarı. Al abi. Yok ya benim üstümdeki daha mı iyi? Şimdi bu oyunda neyin önemli olduğuna karar vermek lazım. Dirençler %1 fazla olabilir ama yıldırım ateş yakındaki düşmanlara %7,5 hasar diyor abi, bu çok önemli. Güçlendirme üretimi de var. Çünkü ben zaten milli bir karakterim. Bu benim için çok önemli. Babalar gıdırım be be. Bitmediniz be. Ah. Ah. Eldiven güzel misin? Değiz. Devam ediyoruz. Hadi bu zindanı da tamamlayalım artık. Of kalabalığa bak. Abi böyle kalabalık gördüğüm zaman dayanamıyorum ya. Dungeon'a girelim abi. Doruk dungeon'a. Ne veriyor bize bu dungeon? Hemen bakalım. Acayip burnum kaşındı. Hep beraber. Hep beraber. Durut durut durut. Dirilen muhafızları katlediyoruz. Tamam abi. Bak burası mağara gibi. Gerçek bir zindan. Bu arada oyunun fiyatları ne pahalanmış ilk gün çıkışıyla beraber bugün. Yani pre-order yapmayanlara gerçekten üzüldüm abi. Pardon. Doğru yerde miyim ben? Ne oldu lan sen bana öyle koşuyordun? Dojlandın mı? Daldık. Boss burada. Yansınlar ortalık. Yat aşağı. Kılıçlı mızrak var. Yani. Hasarı çok yüksek diğerine oranla.
Ama bunda da %25 core damage falan var ya. Zaten kullanmıyor. Dursun şimdilik üstümüzde bakalım. Onu bir çözeceğim bu videodan sonra dostlar. Hayır. Easy, easy. Leveli vermemişiz biz. Niye söylemiyorsunuz? Abi buradan buna verebilirdik. %10 bonus artı %10 hasar. Devam. Aç bakayım kolları abicim. Haydi yürü gidiyoruz. Bozin demek çok yiyorum ha. Böyle böyle değil. Öyle böyle değil. Bozin demek çok fazla yiyorum. Kolda mıdır acaba yol ya? Kan taşını KD'ye geri götürdüm. Abi çok kalabalıklaştı yine. Çok değilmiş lan. Hala Whirlwind'de itemleri bulamadık tabi. Nereye götürüyoruz lan? Kan taşlarını. Kaide neresi? Kan taşını bulduk da Kaide'yi bulamadık. Kaide. Bir durun ya. Oy ölüyorum. O nasıl demeç lan? Hayvan.
Artık arttırmanın zamanı geldi. Burgaç düşerse düşsün. Ama buradan şey alacağız olabilir. Yok ya, zeka üzerine bunu kullanmayız yani. Bunu Legendary'e çevirir miyim diye düşündüm de bir an dostlar. Onu çevirmem için bunun birinci statı int olmaması lazım. Burgaç güzel, artı STR güzel. Ama zeka güzel değil. Onları da dönüştürüyorduk zaten. Ya abi inanılmaz ya. Aa, bunun yeri neresi? Söyle bana taşıyayım ya. Şu taraflarda mıydı? Bir tanesi burada kaldı. Ekranın en sağ üstünde. Bir tanesi bende. Bu dungeon illet çıktı. Üçüncü de burada. Üçüncü de burada. Bunları nereye koyacağız abi? O son abi bulursak. Bak ya. Seher yıldızı ayrılır. Burası galiba ya. Lan en son gördük burayı, değil mi? Şu bir, şu iki, şu da üçüncü kısım. Bekle abicim, geliyoruz hemen. Buradan da yukarı geçişi vardır kesin onun. Seher yıldızı. Ne bağırıyor lan? Neredesin? Yukarıdan geçiş var mı? Bir durun çocuklar be. Buradan bir yol var. Kaide, kaide. Bakalım önce. Ne oldu? Niye kaçtınız burada? Boss çıkacak değil mi orada? Boss'un olduğu alanlara girmiyorsunuz. Yine yanlış yöne dönmüş. Dostlar, ne zindan yaptık böyle bu bölüm.
Biz bunu niye almamışız ya? Of, kritik vuruş hasarına bak. Bu item güzel yalnız. Bunlara bakacağız. Ben şu bölümü tamamlayayım. Nereye gidiyoruz? Biri de demiyor ki abi. Hayırdır ya, nereye gidiyorsun demiyor. Yani sadece Leap'in ürettiği Hiddet'le döndüm hepsinde, haberiniz olsun. Başka şey basmadım. Gel bakalım boss kardeş. Abi yarıya indirmek üzereyiz. Dereye indirdik. Ben çekiliyorum, benim adamlarım bitirsin. Ne diyorsun? Öldüremediniz mi lan? At lan bilecinleri. Adamsın be. Of. Burgaç kelimesi geçiyordu. Duyuyor musunuz? Kadimlerin çağrısı eylem çubuğundayken düşmanlara sıçramayan burgaç çağrısı vermek. Kadimlerin çağrısı, yani bunu ulti atıp işlerinde dönerken diyor adamların burgaç ile %45 iti aynı gibi bir kadim daha çağırır. Sen ne diyorsun ya? Bunu hemen alacağız elimize de. Bunun yerini alacağız. Bunları kullanmanın yolunu bulalım ya. Bu gerçekten rezalet. Gerçekten rezalet. Şimdi bu bölüm bitti mi? Bitti. Dungeon'ın görevini, şeyini aldık mı ya? Dostlar, aldık değil mi? Aldık ya. Hadi çıkalım da önceden. Hatta base'e dönelim artık. 54 dakika olmuş bu bölüm. Kaç tane zindan oldu merak ediyorum ya. Bu bölüm 3 tane mi yaptık? Dungeon. 4 tane mi yaptık? Bir tane yaptık herhalde dostlar. Çok emin değilim ama. Dungeon sayısını 23'te 10'a çıkardık. Neredeyse yarıyız dostlar. Yukarıda görüyorsunuz sağ üst köşede. Onun yanında 76'ya 47, o neye hiçbir fikrim yok. Side mission'larda 35'e 23'üz. Yine güzel bir rakam. Yani yarıyı çoktan aşmışız. Kuleler. Kule dediğim kaleler işte. Kaleler konusunda da fena değiliz. İyiyiz yani. O zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Bir yavaş hatta. Nerede benim epik karakterim? Burada da bir sürü şey var. Bunlara bakacağım ben şimdi birazdan. Bir sonraki bölümde de görüşelim YouTube. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.